Çanakkale Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayınladı arkadaşlar. Belediye zabıta yönetmeliği ve belediye itfaiye yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır diyor. 3. Zabıta memuru arkadaşlar, hizmet sınıfı genel hizmetli olarak alınacak. Kadro derecesi 9 olacak. Yerel yönetimler, işletme, iş idaresi ve iktisat, yönetim organizasyon, iktisat, kamu yönetimi, turizm işletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Bayan arkadaşlarım da erkek arkadaşlarım da müracaat edebilirler. Ancak KPSS EP3 puanlarının en az 60 ve üzeri olması gerekiyor. Yine zabıta memuru bunun kadro derecesi 10, 2 kişi alınacak diyor. Yine genel hizmetli sınıfında alınacaklar. Mahalli idareler zabıta veya yerel yönetimler, insan kaynakları yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve yine en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Bayan arkadaşlar da erkek arkadaşlar da müracaat edebilirler. P93 puanının KPSS'de en az 60 ve üzeri olması gerekiyor. Yine itfaiye yeri alınacak genel hizmet kadrosunda 9 kişi arkadaşlar. 10. kadro derecesiyle başlayacaklar. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları var. Bayan da erkek arkadaşlarım da müracaatlarını yapabilirler. Ancak KPSS puan türünün en az 60 olması gerekiyor. Toplam gördüğünüz gibi 14 alım var. Çanakkale Belediye Başkanlığı'nın yukarıda belirtilen boş zabıta memuru itfaiye kadroları için yapılacak başvurular için özel ve genel şartlar var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, bunu tek tek okumuyorum, yüz kızartıcı suçunuzun olmaması. Yani nedir bunlar? Devletin bütünlüğüne karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikat, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlik bilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelemiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak ve ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını, buradaki nitelikleri yani bitireceğiniz üniversiteler bu şartları taşımak gerekiyor arkadaşlar. Özel şartlarda da 2022 yılı kamu personeli seçme sınavından burada belirtilen 60 puanı ve üzeri, 60 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii bunun dışında da 657 sayılı özel şartlarda 48. maddesinin, kanunun 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15A maddesindeki özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için tartılma ve ölçme, aç karınla arkadaşlar bunu unutmayın, aç karınla, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında artı veya eksi 10 kilogram. Yani 1.60 eksi 10 50 kilo veya 1.60 artı 10 70 kilo.
50 kilodan az, bayan arkadaşlarımın 70 kilodan çok olmamaları gerekiyor. Son iki rakama 10 ekliyoruz ve 10 çıkarıyoruz. Bu boy endeksi açısından bu şekilde tespit ediliyor. Fark olmaması gerekiyor. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır diyor. Sınavın yapıldığı tarihte, bu da çok önemli arkadaşlar, 30 yaşını doldurmamış olmak. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak gerekiyor. Yine 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine verilen ve tablonun nitelikli kısmında belirtilen en az B ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Başvuru esnasında adaylardan isteyecek belgeler neler arkadaşlar? Öncelikle başvuru formu kurumumuzdan, yani belediyemizin, bakın şurada www.canakkale.bel.tr şuradaki internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna bu belgeler eklenecek. Şimdi sayacağız bunları. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. Adaylar şartlarını sağladığı yalnız bir kadroya başvuru yapabilirler diyor. Bu da önemli. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Aslı ihraz edilmek kaydı. Kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir diyor. Aslı gibidir, belediyede yapılacaktır. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi. Eğer yurt dışında okuduysanız ve denkliğiniz var ise o belgenin aslı veya noter onaylı örneği. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği arkadaşlar. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı. Sürücü belgesinin aslı veya onaylı örneği dedik. Erkek adaylar için askerlik ilişiği bulunmadığına dair beyan. Görevin devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf. 1 adedi forma yapıştırılacak diyor arkadaşlar. Ve başvuru tarihi şimdi. Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için bütün bu belgeleri hazırladıktan sonra 5 Aralık 2022 tarihiyle 9 Aralık 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar mesai saatleri içerisinde başvuracaksınız. İsmet Paşa Mahallesi, Demirci Oğlu Caddesi, No 132 17100 Çanakkale adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen müracaat ederek tüm belgelerinizi şahsen teslim edeceksiniz arkadaşlar. Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmet Paşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi, No 132 17100 Çanakkale adresindeki belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde kurum doktoru tarafından yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir diyor arkadaşlar. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikli uygun olmadığı halde yapılan başvurularda değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvurunun değerlendirilmesine müteakip 21 Aralık 2022 tarihinde belediyemizin web sayfasında, yani bakın şurada www.canakkale.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileriyle sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınav giriş belgesi gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir diyor. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
Bunlar yine detaylı olarak bakın sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuatları konularını kapsıyor. Sizler ben linki atacağım. Bunu detaylı olarak inceleyerek müracaatlarınızı belirtilen tarihlerde yaparsınız arkadaşlar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar.